Lütfen bu tarafa da bir bakalım. Burada arkadaşlarım bazı örnekler hazırlamışlar. Tabii ki bunlarla sınırlı kalmaksızın karaciğer yağlanmasını tetikleyecek bazı unsurlar var anladığım kadarıyla burada. Bize biraz durumdan bahsedelim. Gördüğüm kadarıyla ağırlıkta böyle şeker ürünleri var. Aynen evet. Ağırlıkta karbonhidrat var. Karaciğer yağlanması karbonhidratlar. Bunlar hem şeker ürünleri hem de fruktoz içeren maddeler. Evet. Burada yine bir Şöyle fruktoz bakın. Bak şurubumuz. fruktozu şöyle alıyorum. Şöyle görüyor musunuz? Evet. İnsanoğlunun başka insanoğlunun zehirlemek için ürettiği teknolojik ürün. Yani Evet, mısırdan. özellikle fruktoz yağlanmadan en önemli sorumlu tutulan madde. Ama tabii ki bütün karbonhidratlı gıdalar, şekerli gıdalar, unlu gıdalar hepsi karaciğer yağlanması için etken. Evet. Şekerin nasıl bir etkisi var? Şekerden yağ mı oluyor? Evet, yani karaciğer kullanabildiği kadar şekeri organlara iletiyor. Biliyorsunuz şeker yani glikoz vücudun enerji kaynağı. Kullanabildiğini kullanıyor, kullanamadığını yağ şeklinde depolamaya başlıyor. Belli bir miktarını depoluyor. Eğer depolama kapasitesini açtığı zaman da karaciğerde birikmeye başlıyor. Ve karaciğer yağlanmaya başlıyor. Evet. Müsaade ederseniz hocam ben bu şeker konusunda birazcık hassasiyetli davranıyorum. Bir şeker hakkında ufak bir bilgi vermek istiyorum Tabii. değerli izleyenlerimize. Ve karaciğerde bu işi nasıl yaptığını gerçekten sizin anlatmanızı istiyorum. Şimdi karaciğerimiz böyle. Vücudumuza aldığımız şeker ağzımıza girdiği andan itibaren emilmeye ve sindirilmeye başlıyor dil kökümüzde. Midemize geliyor, işte bir şey, yemek borumuzdan aşağı doğru iniyor, tat tomurcukları aktive oluyor, karaciğere sinyal gönderiyor, işte çeşitli enzimler üretiliyor, daha sonra midemize ve midemizden sonra da 12 parmak bağırsak vesaire neredeyse üst gastrointestinal sistemimizde emilim tamamlanıyor. Karaciğere geliyor, fazla gelen şeker olursa, yani karaciğerin ihtiyacından fazla şeker gelirse ne olacak? Hocamın dediği gibi karaciğerde bunlar yağ dönüştürecek. Dünya üzerinde hiçbir mühendise istediği kadar yani sonsuz bir belki de imkan tanınsa şekerden yağ üretilebilecek bir fabrika yap deseler yapabilir mi? Zorlanırlar Yani herhalde. ben teknik olarak bunun gerçekten mümkün olmayacağını çünkü ikisinin de farklı moleküllerde olduğunu düşünüyorum. Şimdi olayın sebebine gelelim. Hamur işi dediğimiz zaman eğer gerçekten saf hamur işi ise hamurun içerisinde ne var? Saf glukoz var. Glukoz bir monosakkarit. Yani glukozun başka bir şeker molekülüyle birleşmiş durumu söz konusu değil. Kendisi. Bizim enerji ihtiyacımız olduğu zaman vücudumuz enerjiyi nereden alıyor? Glukozdan alıyor. Yediğimiz zaman benim beynim, kalbim, kaslarım, organlarım, derim, damarlarım yaşayabilmek adına hücreleri içerisinde enerjiye ihtiyaç varsa bunu glukozdan sağlıyor. %80 oranında yenilen glukozun %80'i organlarıma dağılıyor. Her yerde işlemini görüyor. %20'si geliyor karaciğerime. Yani eğer ben makarna yemişsem veya ekmek yemişsem şeker ilave şeker ihtiva etmeyen sadece undan sadece işte tam buğdaydan yapılmış ekmek yediğimde %80'ini bedenim kullandı. %20'si karaciğerime geldi. O %20 karaciğer için çok fazla bir problem oluşturmuyor. Problemi oluşturan hocamın bahsettiği gibi burada fruktoz işin içine devreye girdiği zaman. Evet doğru. Çünkü biliyoruz ki vücudumuza fruktozu yediğimizde beynimiz benim fruktozla işim olmaz diyor. Kalbim ben fruktozu tanımıyorum diyor. Kaslarım bu nasıl bir moleküldür bilemiyorum diyor. Vücudumuzda fruktozu hücre için alabilen hocamın baktığı organ yani karaciğer. Karaciğer, evet. Dolayısıyla yediğiniz fruktozun %100'ü karaciğerinize geliyor. O zaman ben ekmek yerine şerbetin döküldüğü yani unun üzerine fruktozun döküldüğü gördüğünüz gibi bir tatlı yediğim zaman ne olacak? Bu olduğu gibi karaciğere gidecek. İşte karaciğere gelen fazla şeker yağ dönüştürülür dedi ya işte hocam. İşte aynen bu şeker yağ dönüştürülüyor ve belki de temelini bu fruktoz oluşturuyor. Doğru, evet. Temel nedeni fruktoz.